Bakalım yani bu gerçekten çok önemli bir dönüm noktası daha önümüzde. Önümüzdeki artık kaç ay kaldı demek lazım? 9 ay mı? Evet. Aşağı yukarı İşte galiba. Haziran dersek bu kadar. Evet, 8'den biraz Evet. fazla aslında. Şimdi bu dönemde altılı masa mı, sol birlik mi, kim varsa muhalefet cephesinde yer alan çok 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 önemli bir sorumlulukla hareket etmek durumundalar. Bunu umarım Ekim başındaki toplantıda da aralarında konuşup öyle haklarında ileri geri şeyler yazılmayacak şekilde açık, şeffaf, tek bir ağızdan, işte bir sözcü, bir organizasyon şemasıyla seçmenin karşısına çıkabilirler umarım. Ekonomiyle kim daha çok ilgilenecek aralarında, ne diyecek, o çıksın konuşsun. İşte eğitimle ilgili kim ne diyecek, nasıl bir kabine oluştururuz biz ve de nasıl daha kapsayıcı olabiliriz? Burada Selahattin Demirtaş'ın aylardır böyle sabırla tek tek yaptığı uyarıları, yani kapsayıcılık uyarısını asla göz ardı etmemeleri gerekir. Bunu yapmadan seçim almaları mümkün değildir. Bunun çeşitli örneklerini daha ufak, o daha küçük ölçekli olarak yerel seçimlerde orada burada da gördüler. Herhalde bunun farkındalardır diyorum ama bir organizasyon şeması, bir somut, bir vaat de demiyorum, bir mekanizma önererek, çözümler, şimdiden çözümler üzerinde çalışıp bir plan, takvim kurup seçime kadar o takvimi yerine getirerek gereklerini ilerlemeleri gerekir. Herhalde bunu bir tek ben, siz falan görmüyoruz. Kendi içlerinde de bunu görüyorlardır ama bir an önce hani işte ne diyeyim, adaylık stratejisini geç açıklamayı özellikle bir strateji olarak mı belirlediler, bir taktik olarak mı falan, ama ne zararı o? Yani insanlar bilmek istiyor. Bir bilinmeze her şey daha iyi olacak diye de bir slogan vardı. Doğrudan o sloganın sahibi olan İmamoğlu'na işaret ederek söylemiyorum ama hani onun gibi daha olumluya doğru gideceğiz. Her şey çok güzel olacak. Sadece olumlu bir şeylere doğru gidiyoruz. Siz bizi seçin. Yeterin ötesinde bir şey söylemesi gerekiyor muhalefettekilerin.